Değerli öğretmenlerimiz, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, öğretmenler, bir insan topluluğundan çağdaş bir ulus meydana getiren, onları akıl ve bilim ile kuşatan ve öz saygısını kazanmış, fikri hür, irfanı hür nesilleri yetiştiren kahramanlardır. Gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve irfanı müsbet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde eğitimde yoğun ticarileşme sürecinin artırarak devam edeceği, velilerin cebinden yapacağı eğitim harcamalarının artacağını gösterdi. Atanamayan eğitim emekçileri yıllardır kadro beklemekteler ve intiharla sonuçlanan bedeller ödemektedirler. Yeni bir zulüm olarak öğretmenlik meslek kanunu adı altında öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eğitim emekçileri arasında ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi partimizin iktidarında eğitim politikalarını eşitlik ilkesine dayalı anlayışla yeniden yapılandıracağız. Bugün siz öğretmenlerimizin şeref günüdür. Sizlere olan saygımızı yenileme ve yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.